Arkadaşlar vereyim mi? Bu gazete sürekli Ekrem İmamoğlu yazıyor. Yani Ekrem buradan inşallah silmemişimdir. Ekrem İmamoğlu yazıyor ve burada borç içinde belediyeler, işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler falan diye. Ya sonra böyle bir kurcaladık. Belediyelerin, bakın Ekrem İBB'yi dilenci yaptı. Depremden önce Ekrem öldürecek. CHP yüzsüzleri borç yarışında. Bu kafaya kurban verilmez falan. Yani aynı gazete. Bir haftanın içinde bunların hepsi, bu başlıkların hepsi. Ya bu nasıl bir gazetecilik? Ve çok ilginçtir ki borç peşinde diyor. Türkiye'de belediyelerin, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kredibilitesi merkezi hükümetten çok çok daha fazla. Merkezi hükümetin bulamadığı kredileri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler buluyorlar. Ve onu da onaylamıyor merkezi hükümet. Almamaları için uğraşıyor. Hizmet gitmemesi için uğraşıyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve ondan sonra tabii bu haberleri yapınca da arka sayfasına böyle kocaman Telekom reklamı geliyor. Turkcell reklamı geliyor. Turkcell 2000'lerin başında 28 milyar dolar civarında değeri vardı. Şimdi 3-5 milyar dolara düştü. Ya gelinen noktaya bakın. Değerlerimizi geberttik, öldürdük. Yani hep söylüyoruz ya, hep konuşuyoruz. Yani bu hani tekrar gibi oluyor ama yani bu ülkede her şey çürüdü, her şey yozlaştı, her şey berbat oldu. Her şey işte 20 yıl, 30 yıl geriye gitti. Şimdi bunlar hepsi artık konuşa konuşa da şimdi Ekrem İmamoğlu falan diyorsun. E hani ne oldu? İşte Özgür Bey'le Cumhurbaşkanı Erdoğan oturdular, konuştular. E normalleşme, yumuşama, işte toplumsal barış falan dediler. Nerede? Hani? Evet, evet. Yani evet. Madem ki öyle, en azından yani sonuçta İstanbul kimin kardeşim? İstanbul CHP'nin mi? Yani. Heh. Ya da Mersin, ya da Adana, ya da İzmir, neyse yani. Sırf onların mı? Değil mi? E niye peki? Yani niye onlara bu tür ayrı... Yani saldırgan, hadi öyle diyeyim en imşanı, yayın yapıyorsunuz. Değil mi? Yani İstanbul iyi olsa, İstanbul dünyanın en güzel şehri olsa, trafik sorunu çözülmüş olsa, temizlik sorunu çözülmüş olsa, neyse. Bütün sorunları, su sorunuz çözülmüş olsa kötü bir şey mi? Yani bu sizi rahatsız mı ediyor? Evet, evet, evet. Ankara'da yaşamıyor musunuz? Ankara bu ülkenin başkenti değil mi? Sahip çıktığınız Osmanlı'nın başkenti İstanbul değil mi? Kültürüne... tarihi dokusuna, işte neyine sahip çıkan bir Ekrem Bey varsa niye Ekrem Bey'e saldırıyorsunuz, ya da Mansur Bey'e, ya da İzmir'e, ya da Antalya'ya, ya da neyse yani. İşte İller Bankası kredilerinden burada... İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Eskişehir'e, Bursa'ya, Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e ne kadar pay verdiniz? Sıfır. Abi işte bazen onlar diyorlar ya, hani seçim propagandaları sırasında Kemal Bey'e, daha sonra Özgür Bey'e, işte o fazla payına düşeni çok fazla almadı Özgür Bey, çünkü geç geldiği için. Onlara göre herkes vatan haini değil miyiz biz hepimiz? Değil mi? Vatan haini nasıl olacak o zaman? Yani ülkeye sahip çıkmak vatan hainiyse o zaman onlar ne? Evet, evet, evet. Onlar ne? Ya bugün mesela... Keşke onlar vatana sahip çıksa. Evet, keşke evet, onlar evet. Ülkeye sahip çıksa. Keşke ülkeyi bu hale getirmeseydiler de biz de onlara bir şey söylemeseydik, alkışlasaydık. Ya aferin, Allah razı olsun sizden, ya bak ne güzel her şey, dört dört, fiyatlar harika düştü. İşte dolar oldu 10 lira, yok işte benzin oldu 2 lira, neyse. İşte evet. Bugün televizyonlarda, sosyal medyada çocuklar gidiyor çikolata almaya, alamıyor. Kim bunun nedeni? Evet. Kim nedeni bunun? Ekrem Bey mi? Evet, hemen dondurma baklava diye bir fotoğrafımız var arkadaşlar, klasörümüz var, bir açalım. Biz hatırlıyor musun, geçen bayram 2 ay 10 gün değil mi önce Şeker Bayramı'nda bir dilim baklavanın fiyatını hesaplamıştık, 35 liraydı. Bu bayramda bir dilim baklavanın fiyatı şu anda 50 lira. Farka bakın. Ya 35 bu. 50. Getirebiliyor muyuz arkadaşlar fotoğrafı? Evet, süsün söz senin. O hani sırf bir örnekle değil Namık. Yani hani yok, bayramda hani tatlı, bayramda tatlı ikram edilir oradan. Ya tatlı matlı, ya tatlı yese bile, tatlı yese bile damak tadın, yani damağında o tadı almadığı sürece
Yani neşesi yoksa, mutlu değilse, keyfi yerinde değilse, evde kavga etmişse, çoluk çocuk baba evet. anne kavga etmişse, aile birbirine girmişse, sokaktaki dosta merhaba diyemiyorsa, yolda kimse kimseyle selamlaşmıyorsa, evet. bir masada lokanta gidiyorsun yandaki masa gülmüyorsa, yani bütün bunlar eğer yoksa, senin yani bir kilo baklava yemişsin, beş kilo baklava yemişsin. Ne neye olacak? Yarar? Neye o yarar? Olay değil ki zaten. Evet. Ben bir de şimdi bayram senin sıcak. Senin baklava olmasın içinde. Evet. Evet. Bayram havalar sıcak. Bir de dondurma hesabı yaptım. Bir tek o hemen bir sonraki fotoğraf arkadaşlar. Bir top dondurma 50 ila 70 lira arasında. Bir top ya. Dondurma, bak dondurma dedi. Bizim burada bir tane çok meşhur bir dondurmacı var. Bir kadın kendisi üreti yapıyor ve satıyor. Dün yanından geçtim ki her zaman kalabalıktır veya yani düşün sıcak. Ya inanırsın bir kişi bile yoktu. Bir kişi bile hadi yoktu. Ya. Evet. Yani. Sordum dedim ne oldu ya? Hani bir şey mi oldu nedir yani hani bilmedim bir hikaye var. Yok diyor millet artık almıyor diyor. Düşünsene ya. Yani bir ki dondurma bir yani, top dondurma yiyemiyorsun. İki top dondurma alsan bir top dondurmadan ne olur? 100 lira. Düşünsene 120 yani işte lira, 130 baba, lira, 140 lira. Anne baba bir de iki çocuk gelse ikişer top alsan ne kadar? Yani. Hani en hani şey ikişer top. Ya da ne bileyim baklava eve aldın. Götürsen, evet. Eve götürsen nasıl olacak? Evet. İkişer dilim baklava koysan 100 lira adam başı. 4 kişilik, 5 kişilik bir ailede yemek sonrası bir baklava yesen ikişer ya. Dilim 500 lira. Bak insanlar mutlu değil namık. Çok öbürü mutsuz. Evet. Bir daha söylüyorum ben sana. Dondurmadır, baklavadır, zıkkımın kökü var ya zıkkımın kökü. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan insanın içinin mutlu olmasıdır. Yani mutluluk kaynaklarının böyle hani kendiliğinden beri fokur fokur olması gerekiyor. Senin mutlu olman için hiçbir neden yoksa hiçbir neden yoksa evinde eşinle, çoluğunla, çocuğunla, komşunla hiçbir nedenin yoksa mutlu olmaya, yaşama dair bir geleceğe dair bir mutluluğun yoksa çocuğunu 24 saat düşünüyorsun, okul bitecek, işte mezuniyet okuluna gidecek, giyecek bir şeysin yoksa işte biraz kolu gözüküyorsa, okuldan atılıyorsa ve işte bir an önce gideyim de bu ülkeden kaçıyorum diyorsan bu hiç yani bunu düşünmenin hiçbir şeyi kalmadı zaten. Evet. Bodrum gibi bir yerde bile ben dün sokaktaydım akşam bir yere gittim dönüyorum bomboştu ya evet. bomboştu Bodrum'da herkes önemli. Evinde kimse çıkmıyor çıkmıyor doğru herkes evinde kimse çıkmıyor gidiyor pazara alışverişini yapıyor geliyor evde oturuyor işte sitede oturuyorsa komşusuyla momşusuyla ne kadar sohbet edebilirse etsin bu olay bu artık ve bütün sahillerde böyle artık yani hani insanların böyle gezip tozma eğlenme gidip deniz kenarında güzel bir yemek yeme onlar bitti. Peki kalmadı o bayram yani. Trafiği var mı şimdi orada? Hiçbir şey yok. Bak bir daha söylüyorum dün hani akşam arabalar kilitlenirdi Bodrum trafiği kilitlenirdi. Bitti o ilk gelenler herkes evine girdi ve bir daha da çıkmıyor. Benim gördüğüm değildi. Marketten her şeyini aldı ve eve kapandı diyor. Aynen marketten gitti alışverişi yaptı. Ondan sonra 3 gün 4 gün büyük ihtimalle evinden çıkmayacaktır. Fakat ben bir hani yemek programları falan gezi programları yapıyor Ayhan Sicimoğlu. Bir paylaşım yapmış. Simi Adası'nda sanıyorum. Simi Adası'nda gelen bir motorun boşalması sahnesini çekmiş. Böyle insanlar şey gibi akıyorlar motordan aşağıya. Bu diyor dördüncü diyor şimdi beşinci motor geliyor diyor. Ve Simi sokakları da tıklım tıklım Türk dolu. Aynen. Yani burada biliyorsun KOS buraya yakın evet. 25 dakika. Yani KOS'a gidiyor herkes gidiyor tabii gidebilen gidiyor tabii. Çünkü neden? Bak ben sana söyleyeyim. Burada mutlu bir görüntü yok. Yani Bodrum'da, Marmaris'te, Ayvalık'ta yani buradan işte Sakız'a giden, işte şeye giden, KOS'a giden, diğer adalara gidenler için iki neden var. Birincisi ortamdan kaçmak. Evet. Yani buradaki karanlık, sevimsiz, somurtkan, sosyolojik ortamdan en azından bir gün ya da iki gün soluklanalım kaçayım diyor. Soluklanalım diyorlar, soluklanalım. Aynen, aynen. İkincisi de ucuzluk. Yani evet. orada gidiyorsun o şeyde adalarda
Dede Ağaç'ta dahi, yani karayoluyla evet. İpsala'dan gidenler için de söylüyorum. Binlerce Türk var. Bak binlerce. Hepsi 34 plaka. Dede Ağaç'ta ben geçen ay gitmiştim çünkü. Şimdi düşünsene. En afilli yemeği yiyorsun. En afilli yiyorsun. İçki biliyorsun zararlı. Zararlı kesinlikle olsa da evet. İçmesi. Ona rağmen millet bütün en afilli yemeği abi 20 euroya yiyor. Düşünsene. 20 euroya 700 lira. Yani. En afilli yemeği diyor bak deniz kenarında ve deniz mamullerinin ve yani kalamarı, karidesi her şeyi dahil. Hepsi. Ahtapotu dahil. Akıl almaz mezeler. Kişi başı 20 euro. Akşamda taverneye gidiyorsun. Taverne de 20 euro. Bu adalar için de aynı şey söylüyorum tabii. Şimdi düşün. Bir de dediğim gibi ortam değiştirmiş oluyorsun. Farklı bir yani o somurtkan değil de böyle daha rahat, daha güler yüzlü, daha sempatik insanlarla karşı karşıya kalıyorsun orada. İşte insanlar bunu evet, alıyor. Evet. Şimdi bak tabii ya zenginler de mutlu değil. Evet. Bak zenginler de mutlu değil. Yani burada gidiyorum ben zengin arkadaşlar var, baya zengin arkadaşlar var. Onlar da mutlu değil. Çok zengin, çok zengin, aşırı hiç zenginler de var. Değil. Onlar da mutlu değil. Yani mutluluk bir daha söylüyorum baklavayla ilgili değil, dondurmayla hiç ilgili değil. Mutluluk herkes mutluysa ben mutluyum. Evet, evet. Hiç elbette, kimse mutlu değilse ben ne yapacağım? Elbette. Tek başıma göbek mi atayım? Yani ne yapayım anlamadım ki. Olmaz böyle bir şey. Bazı şeyler şudur. Yani eskiden hani çocuklar bilirler her şeyi. Yani siz kısabilirsiniz. Siz ya bugün işte şöyle geçiştirelim, böyle geçiştirelim diyebilirsiniz. Ama çocuklarınız varsa o evlatlarınızı en iyi şekilde yemesi, içmesi, giyilmesi konusunda hassasiyet gösterirsiniz. O zorluyor insanları. Kendileri adına bir şey beklemiyorlar. Bir de çocuklarının geleceği için. Dün işte burada eğitimi konuştuk Yıldırım Bey'le. Korkunç. Korkunç. Ya ben şimdi bizi izleyen bütün sevgili dostlara soruyorum. Kaçta kaçınız mutlusunuz? Allah aşkına. Bir anket. Dürüst mutluluk olun. Anket. Evet dürüst olun ve kendi kendinize sorun bu soruyu ve sorgulayın kendi içinizde sorgulayın. Karşınızda eşiniz, çoluk, çocuk, komşuyu bırakıyorum. Kendi kendinize dürüst olun. Ya ben mutluyum diye sorgulayın ya. Mutluysanız ne mutlu size diyeceğim. Ama ben eminim ki hiçbiriniz mutlu değil. Gerekçesi ne olursa olsun. Bakın gerekçesi ne olursa olsun. Ha göreceli olarak hani güleriz, yüzeriz işte ay torunum geldi hadi sarılayım, ay oğlum geldi, gelinim geldi evet. Hadi öpeyim, bayramda el öptürdüm falan tamam. Bunlar burada bir sorun yok. Ama özünde ve derinlikte bu toplumun ezici çoğunluğunun mutlu olmadığına inanıyorum ben. Ezici çoğunluğunun. Ve yalnız bu toplumda değil, bütün bu coğrafyada. Yani bizim bütün bu coğrafyada hatta özellikle dünyanın ezici çoğunluğu. Evet, evet. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Onun için bireysel anlamda temennilerin ve şeylerin ötesinde hepimizin birlikte mutlu olmamız gerekiyor. Özellikle benim böyle zamanlarda. Tabasıyla olacak iş değil bu. Bu doğru. Bir toplumsal mücadele meselesidir. Toplumsal mücadeleyi de iktidarlar, partiler, örgütler, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, insanlara moral verenler. Ben şimdi sen gazeteciyiz, hadi moral verelim. Neyin moral ne diyelim? Söyle bakayım. Ne diyelim? Evet. Hadi ne diyelim? Aa çok güzel her şey. Neresi güzel? Neresi güzel? Neyi kandırıyoruz? Kim kimi kandırıyoruz? Ben seni kandırabilirim hey sevgili dostum. Bizi izleyenler insanlar olarak. Ben kendimi kandıramam ki. Evet. Çünkü görüyorum kimse mutlu değil. Ben gazeteciyim. Benim sorumluluğum doğruları söylemek. Mutlu değil arkadaş hiç kimse. Bir daha söylüyorum. Gerekçesi ne olursa olsun. Anketler yapılır ya işte en mutlu ülkeler falan diye. Finlandiya çıkar hep en mutlu ülke diye. Ben bir keresinde bakmıştım neden mutluymuş bunlar diye. Her şey o kadar güvenilir ki. Güven çok önemli. Örneğin cep telefonunuzu bir kafede masanın üzerinde unutmuş olursanız ertesi gün geldiğinizde o telefonu orada